Safi Lezzetler kanalımdan yeniden hepinize merhabalar. Bugün sizlerle ayran aşı yapacağız. Ayran aşı, ayran çorbası adıyla da biliniyor. Yoğurt çorbasıdır. Aşırılık buğday, köfte ve aşotu denen özel bir otla yapılır. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle bir su bardağı, 200 ml bardağımlı bir aşırılık buğdayımı tencereye aldım. Üzerine biraz su ekliyorum ve bunu 3-4 kere suyunu değiştirerek elimle ovarak tertemiz olana kadar suyu yıkıyorum. Yıkadıktan sonra üzerine yine su ilave edip ocağın altını açıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Normal tencerede de yapabilirsiniz arkadaşlar. Düdüklü şart değil. Ve haşladıktan sonra ben 15 dakika kadar buhar çıkışı olduktan sonra kapağını kapalı şekilde 2 saat beklettim. 2-3 saat beklettim. Sonra kapağını açınca bakın bu şekilde buğdaylar dağılmış oluyor. Ve bu çorba yapmaya hazır hale gelmiş demektir buğdaylarımız için. Bu işi akşamdan da yapabilirsiniz. Şimdi yoğurtlu kısma geçelim. 500 gram süzme yoğurt, 600-500 gram arası da güzel kaymaklı bir yoğurt kullanırsanız çorbanız çok lezzetli olur. 3 yemek kaşığı un ekledim. Silme, çok tepeleme değil arkadaşlar kaşıklar. Ve bunu blenderdan geçiriyorum güzelce pürüzsüz olana dek. Blender'dan çekiyorum. Yoğurtlu karışım hazırladıktan sonra tenceremin altını açıyorum tekrar. Ve daha evvelden hazırladığım minik köfteler var. Biz bu köftelere soğan koymuyoruz arkadaşlar. Sadece kıyma, tuz, karabiber ve biraz galeta unuyla yoğurup minik minik tek tek tepside dondurup sonra poşetliyorum ben. Benim çocuklarım çok seviyor çünkü bu çorbayı. Özellikle köfteli olmasını istiyorlar. Bu şekilde daha evvelden yapınca kolaylık oluyor bana. Onlar pişerken soğanlı harcımızı hazırlayalım. Bir tane soğanı yemeklik doğradım. Üzerine 2 yemek kaşığı tereyağı ekledim. 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekledim ben bu karışıma. Videoda koymamışım. Bakın bu şekilde buğdaylı karışımım pişti. Karışımın suyundan çıktığım yoğurtlu karışıma ekliyorum. Yoğurtlu karışımımı eklerken birazcık su da ilave ettim. Bakın kıvamı açıldı bayağı. Ilıştıra ılıştıra bu şekilde çorbamın içine unlu ve yoğurtlu çırptığım harcımı ekliyorum. Burada sürekli karıştırmak çok önemli tencereyi. Yoğurtlu bir çorba olduğu için kesilme ihtimali olabilir. Sürekli karıştırırsanız kesilmez ama. Yani inşallah kesilmez. Evet, soğanlı harcım da bu şekilde soğanlı tereyağım da kavruluyor. Birazcık zeytinyağı ekledim arkadaşlar. Ben aklınızda bulunsun. Güzel bir renk de veriyor ayrıca. Evet, çorbam pişti. Öncelikle soğanımı ilave ediyorum. Bir de biz bu çorbamıza aşotu ilave ediyoruz. Kişniş de deniyor arkadaşlar bunu. Artık tazesi de satılıyor pazarlarda ama ben salamura olarak kullanıyorum. Güzelce yıkadım, tuzunu aldım, süzdürdüm ve şimdi çorbamın içine ilave ediyorum bunu. Aşotu gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Bu çorbanın zaten olmazsa olmazı aşotudur. Çorbamız şu an servise hazır. 1,5 tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettim içine. Biz yerken tabakta mutlaka karabiber kırıyoruz üzerine. Erzurum'da özellikle iftar sofralarının vazgeçilmez çorbasıdır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.